çayları olsun inşallah. Ya hanımcığım olur mu öyle şey? Biz çocuğu o kadar okuttuk, koskoca fakülte bitirdi. Allah'a bin şükür doktor oldu ve de pratisyen doktor olarak işe başladı. Bir kuru çayla olur mu yahu? Şekerim parasını alınca bir yemek veririz artık biz de. İnşallah, inşallah. Ah aslanım Nihat'ım. Hatırlarım da daha şuncacıktı. Gelir boynuma sarılır. Halacığım ben okuyacağım, büyük adam olacağım, sana bakacağım derdi yavrum. Ah. Bizim it okumadı, okumadı. Öyle demeyin canım. Sizinki de sırım gibi delikanlı maşallah. Bizim oğlanın da okumaktan omuzları çöktü yavrumun. Epey de para harcadınız değil mi? Çok para harcadık komşum, çok. Yani bugünün parasıyla hesap et. Özel lisede okuttuk. 7-8 milyar senede vermişizdir. Aa, daha fazladır bey bugünün parasıyla. Ah bizim it okumadı, okumadı işte. Ah okumaktan gözleri perişan oldu. Ah Nihat'ım aslanı, o dershane senin, bu dershane benim, koştururken pek yorulurdu yavrum. Ama değdi, doktor oldu çocuk. Vallahi 2-3 sene o dershane senin, bu dershane benim, kaç tane dershaneye gönderdin? Ya bu dershanelerde çok para değil mi? 2-3 milyar tutuyor herhalde. Özel hocalara ne demeli bey? Matematik, fizik derken ne paralar gitti? Hele fakülte, 6 sene tıp fakültesi. O tıp kitaplarına para yetişmiyor. Senede ben diyeyim 10 milyar, sen de 20 milyar. Helali hoş olsun. Benim oğlum ekmeğini eline aldı ya. Latife Hanım sizin kız nerede okuyor? Bizimki Şamata'da okuyor efendim. Evet. Şamata diye okul mu var? Yok, Şamata Bar. Orada şarkı okuyor. Çok tutuluyor, çok beğeniliyor. Arada sırada mankenlik de yapıyor. Çok güzel bir dizi çekilecekmiş. Orada da başrol teklifi aldı. Evet, ya. Evet. Diziden sonra gazeteciliği de düşünüyorum. Hepsini becerecek teyzesi. Selam. Aa hoş geldiniz. Aa dayı merhaba. Canım. Ay yavrum benim. Aa halacığım. Yavrum. Paşaların paşası yavrum. Merhaba anne. Evimin gülü geldi. Gülü geldi. Hayrola niye toplandınız böyle? Senin ilk maaşını kutlayacağız yavrum. Onu biraz zor kutlarsınız anne. Aa ne oldu? Ne oldu oğlum? Niye kutlayamıyoruz oğlum? Maaşım 400 milyonmuş baba. 400 milyon mu? 400 milyon mu? Evet anne. Ama eğer nöbete falan kalırsa 550-600'ü bulurmuş maaşım. Ben temin harcadığınız paraları söylerken şöyle kabaca bir hesap ettim. Aşağı yukarı 100 milyara yakın para harcamışsınız çocuğunuz okuyup adam olsun diye. Öyle gibi bir şey. Şimdi komşu, bu durumda sizin çocuk emekli olana kadar aldığı maaşı hiç harcamazsa, emekli ikramiyesini de üzerine koyarsa harcadığınız para anca çıkar. Senin çocuğun okumadı diye kıskanıyorsun galiba. Yok be kardeşim. İstesen ben de okuturdum. Ama ben o paraları repo yapıp dolar aldım falan derken oğlana koca bir apartman çıkardım ya. Oğlan da şimdi akşama kadar geziyor, üstüne de 3-5 milyar kira topluyor. Vay anasını be. Doğru. Ali Bey doğru söylüyor komşu. Bu ülkede çalışıp üretene kimse değer vermez. Rantiyeci, hortumcu, faizci kıymetlidir. Ben bu adamı çok severim. Hep doğru konuşur.